laboratuvarı, özellikle mikroskobi laboratuvarı. Bunun yanında farmasötik kimya, analitik kimya laboratuvarımız, toksikoloji ve farmakoloji laboratuvarımız, farmasötik teknoloji ve farmakoloji laboratuvarımız. Bir de genel anlamda araştırmaların yapılacağı enstrümantasyon laboratuvarımız ve doku ve hücre kültürü laboratuvarımız bulunacak. Burada öğrencilerimiz pratik uygulamalarında birebir sadece cihazları, işte bu cihaz şu HPLC, birkaç isimden bahsedeceğim. Bu sadece görün öğrenin şeklinde değil, birebir uygulayarak bunun yanında işte bir takım teknikleri kendileri gerek araştırma gerekse eğitim sürecinde bunları birebir uygulayarak bu cihazları öğrenerek mezun olacaklar. Evet, hocam peki fakültemizde bu yıl kaç öğrenci alındı? Yani kontenjanımız ne durumda? Doldu mu kontenjanımız tam olarak? Evet, şöyle söyleyeyim. Fakültemiz 2007-2008 eğitim yılında öğrenimine kapılarını açtı ve 40 adet öğrenciyle başladık. 5 adet de Kıbrıs kontenjanımız vardı. 349.979 sanırım tavan puanla öğrenci aldık. Bu da öğrenci başarısının gerçekten çok yüksek olduğunu ve zaten şöyle söyleyeyim 40 öğrencimiz de direkt birinci sınıfa başlamadı. Bizim eğitimimiz İngilizce ve 5 yıllık bir eğitim. 13 öğrencimiz birinci sınıfta şu anda. Geri kalan öğrencilerimiz de hazırlık sınıfında. Fakat öğrencilerimizle, hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizle dahi bizim eğitim sistemimiz probleme dayalı interaktif bir eğitim sistemi. Ve yani sadece teorik bilgi değil, pratik ve uygulamasını da görüyorlar. Ve özellikle hazırlık sınıfındaki öğrencilerimiz bile bilgisayar laboratuvarlarında kendi mesleklerine yönelik bir takım uygulamalar yani hazırlık sınıfından başlayarak 5 yıllık eğitimleri süresince eğitim alacaklar. Peki hocam bu durumda meslek içi eğitim vermiş oluyor musunuz? Meslek içi eğitim aslında evet şöyle söyleyeyim. Meslek içi eğitim sadece eğitim lisans eğitimi süresince aldıkları bir eğitim değil. Stajı olduktan sonra da ki biraz sonra belki birlikte bahsederiz bu konulardan yapılan bir takım yani son gelişmeleri takip etme aslında evet. Meslek içi eğitim veya kendini iyice geliştirme o konuda etkin ve yetkin bir bilgiyi arttırma şeklinde düşünebiliriz. Tabii ki meslek içi eğitimi hazırlık sınıfından başlayarak daha derslere başlamadan önce öğrencilerimiz bu konuda kendilerini hazır ve etkin bir şekilde buluyorlar.